Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir merkeze bağlı Göre kasabasında ikamet eden bazı vatandaşlar sesini duyurmak için bizlere ulaştı. Kasabada doğalgazın bazı bölgelere geldiğini ve diğer bölgelere 6 yıldır bir çalışma olmadığını öne süren vatandaşlar, kasabalı sabırsızlanıyor dedi. İşte Göreli vatandaşın o açıklaması. Göre merkeze en yakın kasabadır. Turistik özellikli kasabalar, merkeze uzak kasabalar doğalgaza kavuştu. Tüm gayretlere rağmen doğalgaz sadece kasabanın belirli bir hattına geldi. Yaklaşık 6 yıl önce bu kasabalıya doğalgaz gelecek denildi. Kasabalı sabırsızlıkla doğalgaz hattının kendi sokağından geçeceği günü bekliyor. Göreli görülmek istiyor. ATV'de yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir, Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi adlı dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da başladı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor. Daha önce Kapadokya'da çekilen ve çok sevilen Aşk ve Mavi'nin yapımcısı yine Kapadokya'da, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Nevşehir İl Özel İdaresi aynı gün 21 köye anlık müdahale yaptı. Bu performans büyük takdir topladı. Havaların sıcak gittiği şu günlerde Nevşehir İl Özel İdaresi köylerin sorunlarına acil müdahaleler yapıyor. Bu anlamda aynı gün içerisinde tam tamına 21 köye birden müdahale edilerek sorunlar giderildi. İçme suyu elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, kanal arızaları, yol kumlama, bakım, onarım ve trafik işaret levhaları yenileme çalışmaları kapsamında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçedeki Güvercinlik ve Özyayla köylerinde, Avanos ilçesindeki Sarı Hıdır ve Sarılar köylerinde, Derinkuyu ilçesindeki Su Vermez köyünde, Ürgüp ilçesindeki Ayvalı, Karakaya ve Sarı Hıdır köylerinde, Gülşehir ilçesindeki Abuşağı, Terlemez, Ovaören ve Alemli köylerinde, Kozaklı ilçesindeki Kalecik köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Ayrıca Avanos ilçesindeki Sarılar, Göynük ve Paşalı köylerinde, Ürgüp ilçesindeki Mazı köyünde, Hacı Bektaş ilçesindeki Karaburna köyünde içme suyu kanal hattı arızalarına müdahale edilerek sorun giderildi. Bunun dışında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Merkez ilçesindeki İcik köyünde, Acıgöl ilçesindeki Karacaören köyünde, Gülşehir ilçesindeki Abuşağı ve Terlemez köylerinde yol kumlama ve yama çalışmaları yapıldı. Gülşehir ilçesindeki Ovaören köyünde de trafik işaret levhaları yenileme çalışması gerçekleştirildi. Küçük Eren hayat mücadelesini kaybetti. Acı haber herkesi yasa boğdu. Nevşehir merkeze bağlı Sulusaray kasabasında ikamet eden ve doğuştan özel bir birey olan Mehmet Ceylan'ın oğlu Eren Ceylan, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Hastaneden gelen acı haber aileyi ve kasabalıları yasa boğdu. Özel insan Eren'in cenazesi hafta sonu Sulusaray kasabası merkez camiinde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Acılı aile ise taziyeleri kasabanın taziye evinde kabul etti. Bizler de Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Fiyatlar yüksek. Bayağı yüksek. Alım gücü vatandaşın üstünden dolayı. Zorlanıyoruz. 2-3 kilo alıyorlar, şimdi 1 kilo, yarım kilo. Yani yetinmek zorunda kalıyoruz. Yine de normal. Fiyatlar uçuyor. Düşmüş her şey. Pazar için ne kadar bir bütçe hazırlamışsınız efendim? Bütçeyi çok geçtik. Çok geçtik bütçeyi. Bütçe yetmiyor, ne yapacağız bilmiyoruz. Bakalım. Tabii ki yani. Yeni mi geldiniz efendim? Elleriniz boş. Evet, yeni uğraşıyorum şu anda. Fiyatları kontrol. Fiyatlar gayet normal bence. Yaz mevsimine göre normal mi? Kime? Yaz mevsimine göre normal tabii. 15 lira domates satıyor. 20 lira. En ucuz domates 10 lira. 10 liradan 15 lira kadar domates satıyor. Vatandaş biraz pahalı diyor ama. Bence pahalı değil. Fiyatlar normal. Ben bugün çiftçinin var. Eliniz boş gördüğüm kadarıyla. Yeni mi geldiniz? Yeni geldik, bir de en uygun en iyisine bakıyoruz. Biz satıcıyız. Bize göre iyi. Uygun mu satıyorsunuz? Uygun uygun. Satışlarınız nasıl efendim? Fena değil. Millet zorlanmadan olabiliyor. İsyan etmemek lazım. Çalışacaksın, üreteceksin. Çalışmadan, üretmeden mal ucuz olmaz. Ben 54 yaşında, 55 yaşında
bu salatalığın bahçesinde çalışıyorum da üretiyorsam buna bedel bücemezsin. Çalışmadan da yemek olmaz. Önce çalışacak, kazanacak. Çiftçi hak ettiğini alıyor mu efendim sizce? Çiftçi birçoğu alıyor, birçoğu alamıyor. Ankara'da bu fiyatı yüksek, bayağı yüksek. Bayağı yüksek. Ne kadar bir bütçe hazırladınız efendim? Valla şu anda bütçenin ne kadar belli değil de şu anda 405 liraya harcayacağım yani. Pazar yerine bu var. 4 kere maksimum var. Niye değil sol? Biz gübralamadık bir çiftçiyiz. Mazdalamı yet duruyamıyor. İçi tutamı yet 500 lira içi. Getiremiyor. Bizim halımız bu. Çiftçi battı, öldü. Bunlar cemeli biz ayağımlıydı. Köylü, Gavazlı'ya köylü. Çok büyük sıkıntı var. Biz de yani herkes. Bu Nevşehir tık tık dolu yazdı. Bu Nevşehir civarını biz de istiyoruz. Bizde olmasa bunlar da olmaz. Bunlar da mı ithal olacak? Evet, köylü gene bak, köylü. Bak, köylü bak bu. Niye? Millet üretemedi. Millet sulayamadı. Benim 5 dakar yerim var, ben 5 dakar sulayamayayım. Koca traktör. Yakı yakı durdum. Bugün akşam gene zam geleceğim. Kalanlar da sulayacak. Biz kaç edin? 15 lira. Ben 5 liraya mal dalayadım, 500 liraya şunu satayadım, beni kurtarıyordum. Şimdi kurtarmıyorum. Çiftçiye yardım edilmiyor ben. Ne yardımı geliyor? Bir de bir yardım neyin? Yardım geliyordu, biz buyurduk. Biz görmeyek, ne yardım var, ne para var. Bizim maaşımıza bile zam. Benim kodum emekli 7,5 lira inan onlar geçinsin. 7,5 lirine kim geçinir? Siz geçinebilir misiniz? Kimse geçinemez. Buna ek gelir olur. Bunu da kuruyamaz hale gelsin. İşte vatandaşın hali durumu bu ortada. Bak bakın görün. Yani millet bağırsa da ölse de hiç çare yok. Ben de konuşsam, başkaları da konuşsa yok bir şey. Bizim derdimize çare yok. Biz böyle sürüneceğiz. Kaderimizde bu varmış. Aşırı pahalı. Emekliye de zaten şey verilmedi. Hak verilmedi. Aldığımızı yetiştiremiyor. Ucun ucuna alabalık oldu mu hiç olmuyor. Hayırlısı olsun, ne yapalım. Hani 20 geldiniz pazara. Ben 20 geldik de çok pahalı. Çok. Hepsi pahalı. Siz, yanına var mı? Siz neler almayı düşünüyorsunuz? Hepsini almayı istiyor da bütçemiz yetmediği için alamıyor. Emeklilere hiç zam yok. O yüzden de bütçemiz çok zor da. Nasıl satışlarınız oluyor mu? Hiç olmuyor. Milletimiz bu durumdan çok şey. 40 liraya fasulye satıyorsak milletin ne yiyeceğini bize. Siz mi ekiyorsunuz bunları? Evet, kendi köyümüzde. Kendi köyümüzden ekiyoruz. 13 yaş Ahmet Hoca önce. Küçük köy. Aileme yardım etmek çok güzel bir duygu. Bu yaşta ticareti öğreniyorum. Eğer okumazsam bu mesleği yapabilirim. Bizim abi klasik. Yani. Bizim köyler abici. İyi kardeş, siz nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Fiyatlar nasıl efendim pazarda? Fiyatlar biraz pahalı. İyi, ucuz olan da var, pahalı olan da var yani. Şeyimize göre, bütçemize göre alıyoruz yani. Hazırı görmüşsünüz, daha devam edecek herhalde. Devam edeceğiz, daha yeni geldik daha. Biz Avrupa'dan geldik ama bizim için iyi yani. Şey yok yani bizim için. Bozduruyoruz. Bir çuval para verirler, alışverişimizi yapıyoruz yani. Bize bir şey değil yani. İngiltere'den geldik. Neler demek istersiniz? Bir şeyler demek ister misiniz? Bence burası daha ucuz. Burası bence daha ucuz. Ondan da bakarak daha ucuz. Evet. Almanya burası daha pahalı. Burada aynısı, burada aynısı. Burayı bilemiyorsunuz, burada yaşamıyoruz. Burada da yaşıyoruz. Burada bilen arkadaşlarımız bilir. Biz Hollanda yaşıyoruz. Merhaba. 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 Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.